Tekrar Batan herkese merhabalar, ben Ergün Görüm. Bugün sizlerle birlikte bir tost makinesini kutusundan çıkartıyorum. Kendim için şahsi olarak aldığım George Foreman Compact Steel Grill var elimde. Özellikle ben bunu biraz trollük amaçlı kullanmıştım. Çağan'a yaptığım şakayı Twitter'da paylaşmıştım. Bayağı bir gülen arkadaşlar oldu, arada kızanlar da oldu. İşin esprisi bir yana, şimdi aşağıda bazı arkadaşlarının yorumlarını gördüm. Mutfak aletlerini seven, benim için gerçekten iyi ayvalık tostu yapıp yapmaması Xbox'tan daha önemli diyen dostlarım da oldu. Bu bağlamda dedim ki kendim için aldığım bir ürün, mesai saatlerinden sonra kutudan çıkartayım, sizlerle değişik bir içerik paylaşayım. Birlikte bir tane ızgaraya bakalım. George Foreman uydurma bir marka değil, Amerikalı bir boksör. Hatta grill yani ızgara imparatorluğu kurmuş bir boksör. Kendisi gerçek bir sporcu. Sporcu olduğu için de yağı düşük beslenme onun için önemli. Kendisi ne yapmış? Yağ haznesi olan yağı akıtacak eğimli tasarıma sahip tost makineleri, griller, ızgaralar yapmış. Biz de tost makinesi diyoruz. Amerikalılar için bunlar genel olarak grill olarak geçiyor. Şu an gerçekten bir tost imparatorluğu mu var diyelim? Bir grill imparatorluğu var, ızgara imparatorluğu var kendisinin. Dünyada çok miktarda satıyor. Ben de bunu sene sonu indirimlerine yönelik olarak gördüm. Sene sonu indirimleri esnasında görünce dedim ki fiyatı iyi, istediğim özelliklere sahip. Her şeyden önce katlanarak mutfakta az yer kaplayabiliyor. Bakayım iyi mi değil mi? Çünkü isimli markalara, özellikle tanımadığım markalara, Türkiye'de görmediğim markalara karşı her zaman temkinli yaklaşıyorum. Ama Berker ile konuştum. Evet dedi, George Foreman bu alanda ünlü biri. Bakalım ürünü de o güne layık. Yağın %42'sine kadar olanını azaltır diyor. Buraya garanti kılavuzunu koymuşlar sağ tarafına. Önce şu dıştaki plastikten bir kurtulalım. Bayağı da kalın bir plastikmiş, şöyle ince bir plastik falan değil. Zaten kutulu olarak geldi. Dışında bir tane koruma karton kutusu vardı. 3 yıla kadar garanti var. Türkiye'de genelde ürünler için 2 yıl garanti oluyor standart. Tek sınırlamanız hayal gücünüzdür diyor. Ve tabii kaşarlar, sucuklar, tostlar, artık neler yapacaksak hayal gücümüz. Bu yağ haznesi plastik. Şu şekilde. Burasında bir çıçıt var. Çıçıt dayanıklı mı acaba? Merak ediyorum. Ya da kilitleniyor mu? Grill'in kendisi burada. Beklediğimden daha büyük ve ağır. Bu kompakt modeliydi. Gördüğüm kadarıyla bayağı bir büyük görünüyor. Bunları bir çıkartalım. Plastikleri çıktı. Bu hiç de ufak değil. İnternetteki görseller yanıltıcı. Langır lungur da gitti. Ama güzel görünüyor. George Foreman yazısı. Burada da plastik var. Bu kısımda da plastik var. Izgaranın içi, özellikle bu plakalar önemli. Bu plakalar çıkıyor mu çıkmıyor mu? Benim için en kritik noktalardan bir tanesi bu. Temizlenmeyeceği. Bu konuda ürün sayfasında çok iyi bilgi bulamadım. Aha, alt kısımdan plastik bir şey düştü bile. Şuradaki vida yuvasının plastik ayağı hazineden daha geniş. Hatta buradaki de öyle. Ayaklardan bir tanesi şimdiden eksik arkadaşlar. Burada ne var? İlginç yani. Fişine bakayım. Fişte Amerikan mı çıkacak, Avrupa mı çıkacak şimdi merak ettim. Kabloyu da kesmiyorum kazayla. Yok, Avrupa tipi prizurcu çıktı neyse ki. En azından o konuda bir endişem olmayacak. Şöyle bakıyorum. Buradaki kol kısmı gayet güzel duruyor. Şu kısım önemli arkadaşlar. Tepeden böyle bastırırken özellikle bastırmak için o kısım ayarlı. Çok takatukalı, çok ses çıkartıyor. Bu şekilde bastıracağız. Yani görünümü çok güzel ama mutfakta bayağı bir yer tutacak bu baktığım zaman. Bir kilit mekanizması yok mu? Bir de şu kısmı nereye takacağız? Şuna bir bakalım. Ha, bu aşağıya koyar koymaz girdi. Tamam. Alt kısımdaki hazne bu. Yağ buraya akacak. Alt kısımdaki hazne buraya kilitleniyor. Bir de burada da bir plastik kısım var. Ha, esas olay şunu eğimli hale getiriyoruz. Bunu eğimli hale getirince de bu şekilde koyuyoruz.
Kusura bakmayın, videoda farkındayım bu kısmın devamı düşüp durduğunu. Onun için bir kilit mekanizması da bakacağım. Şu an öğrenmeye çalışıyorum. Açma kapatma tuşumuz burada yer alıyor. Yağ haznemizi alta taktık. Eğimli olması için buradaki ayakları açıyoruz. Ne kadar dayanıklı olacağını göreceğim. Arka tarafta burada model numarası var. George Foreman'ın model No 25030-56. Çin'de üretilmiş. Warta Consumer Batteries Almanya'da yazıyor. İçinde pilli bir şey yok bunun. Herhalde güç bileşenlerinde Warta'dan yardım almışlar. Ya da onların üretimi olabilir. Dışındaki şu kasanın lastik kısımları. Ama şu kısımda, yani menteşenin geldiği kısım, doğal olarak menteşeler metal. Yoksa hiç dayanıklı olmazdı. Açık kapalı ışığı burada. Sıcak uyarısı var. Yani üst kısmın metali falan güzel. Ama şu plastik hazne beni bir düşündürdü. Şu plastik hazneyi nasıl çıkartıyoruz? Çekince çıkıyor. Tekrar geri sokunca oturuyor. Bu kısımda bir sıkıntı yok. Bunlar niçin? Bunu keşfetmem gerekiyor şimdi. Şöyle uzaktan göstereyim. Açıyoruz. Izgaramızı yapıyoruz. Ya da ayaklarımızı açıyoruz. Eğimimizi yükselttiğimiz zaman içinde yaptığımız yemeğin yağı artık teorik olarak ön taraftaki bu hazneye akacak. Yani bir şeylerin yağını süzdürerek yapmak için, yağlı bir şeyler pişirmek için grill olarak, ızgara olarak güzel görünüyor. Ama bu plakaları çıkartamıyorum. Plakaları kolay bir şekilde çıkartıp yıkayamamak da bunun temizliğinde. Bunu süngerle, bezle silmeyi gerektiriyor. Bu kısım ne kadar dayanıklı, ne kadar çizilecek yine görmem gerekiyor. Yani şu an alışverişimde pişman olduğum noktayı söyleyeyim. Beklediğimden çok daha iyi. Böyle bir şey alırken ürün ölçülerini çok daha iyi kontrol etmek gerekiyor. Ölçek olarak elimle karşılaştırabilirsiniz. Benim önceki tost panini makinem daha ufaktı. Ama biraz daha büyük bir makine arayanları daha tatmin edecektir diye düşünüyorum. Ekmeği ne kadar bastırdığı önemli. İçine sıkıştırdığım şeyleri ne kalınlığa kadar alıyor. Bir kilit mekanizması yok. Bizim yerli tost makinelerinin üretiminde hep bir kilit mekanizması olur. Ama bu eğimli yağı süzen yapısı hoşuma gitti. Kullanıcı kılavuzuna da bir bakayım. Önemli uyarılarımız var burada. Çocuklara dikkat edin diyor. Parçaları nedir? Kullanmadan önce ızgara plakalarını nemli bir bezle silip temizleyin. İlk kez kullanırken duman çıkabilir, ortadan kaybolacaktır diyor. Eyvah eyvah, ilk kullanırken havalandırmayı açacağız. Burger, et yiyecekleri pişirirken yiyeceklerin yağ ve suyun damlama tepsisine akması için ızgaranızı yana yatırabilirsiniz. Diğer yandan ızgaranızı düz pozisyonda kullanarak panini sandviç hazırlayabilirsiniz. Yan yatırmak dediği arka ayakları açmak, burada kastettiği şey o. Çeviride minik bir düzeltme yapalım. Yana yatırmak için, yani eğimli hale getirmek için demesi gerekiyor burada. Izgaranızı düzleştirmek için ayağı düze getirin. Kullanımı, sabit düz, ısıya dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirin. Damlama tepsisini ön kısmındaki iki rayın arasına kaydırın. Tamam. Prize takın, düğmeyi açın. Termostat lambası yanacak. Isıyı muhafaza ederken yanıp sönecektir. Pişirmeye başlamadan önce lambanın sönmesini bekleyin. Açıyoruz, ısıtıyoruz. Bu genel mantık herhalde. İyiceyi spatula, maşa yardımıyla parmaklarınızı kullanmayın. Metal keskin alet kullanmayın. İlla ki o metal keskin alet kullanılacak ve ızgaranın ömrünü yiyecek, çizecek. Yiyecek bitene kadar bekleyin. Ahşap ve plastik aletler kullanın. Temizlik bakım. Soğumasını bekleyin. Nemli beze silin. Az yemek yağı ile nemlendirilmiş kağıt havlu kullanın. Yağlı kağıt havluyla temizlik tavsiye ediyor. Damlama tepsisini sabunlu suyla bulaşık makinesinin üst rafında. Evet, plastik şeyleri bulaşık makinesinin alt tarafında yıkamayın arkadaşlar. Bozuyor. Bulaşık teli, her gün sabunlu bezler kullanmayın. Bizde çoğu insan bunu böyle kazımadan rahat etmez ama kazımamak gerekiyor. Aşınma yüzeyseldir, ızgaranın çalışmasını etkilemeyecek. Yani zaman içerisinde kaplamada aşınacak. Ayarlı bir termostat falan yok ne yazık ki. Hani bir sıcaklık ayarı falan yok. Tavsiye edilen minimum pişirme süreleri. Bunlar çok kısa süreler. Bunlar Avrupa mutfağına göre. Yani bakın, bu sürelerde bizim Türkiye'deki yeme alışkanlıklarımıza çok uygun değil. Çarpı 2 sürelerle biz Türkiye'de pişiriyoruz ama tabii cihazı denemediğim için bunları görmek gerekiyor. Valla George Foreman'ın bu ızgarasının ilk bakışta artı ve eksi yönlerini size söyleyeyim. Birinci artısı, kompakt bir cihaz olduğunu düşünüyordum. Büyük çıktı. Bu aynı zamanda birinci eksisi. Bu büyük bir cihaz.
evde mutfağa sığdırma konusunda düşünmek gerekiyor. Diğer eksisi şu şekilde yukarı doğru kaldırıp dikey konuma getirebiliyorum. Dikey konumda taka tukalanmıyor. Taka tukalanmak nedir diyeceksiniz. Ama indirirken bu şekilde çok fazla ses çıkartıyor. Dikey konumda buna bir kilit koymaları gerekiyordu. Türkiye'deki tostçu makinelerinde bizim bu kilit olayımız önemli. Genelde bastırıp kilitliyoruz. Bunu da elle bastırmak durumunda kalacağım. Kasasının kırmızısı rengi. Şu kısım güzel. Şu kısımlar da plastikler ne kadar renkli şüpheliyim. Şu an bu tezgahın üzerine bu boya parçaları falan kaldı bundan. Bunlar da beni biraz malzeme kalitesinin uzun vadede ne olacağı konusunda düşündürüyor. Alt kısımda şunları daha keşfetmedim. Plakaları gördüğüm kadarıyla çıkartamıyorum. Ama bu açılan ayak ile yağı akıtma pratikte nasıl etkileyecek onu görmek istiyorum. Bakalım alışverişim şimdilik fena değil gibi duruyor. Sizlerle yorumlarda özellikle Teknopat Sosyal'de açacağım bir tane konuda ya da makalenin altında bir güncelleme olarak performansını paylaşacağım. Tostlar güzel miydi, etleri iyi pişirdi mi diye performansını paylaşacağım. Tabii ki tavsiye ve önerilerinize de açığım. Mutfak aletleriyle ilgili daha fazla şey görmek istiyorsanız da lütfen belirtin. Biraz espri amaçlı başlayan bir video oldu. Ve George Foreman'ın bu ızgara imparatorluğunun bir ürününe sizlerle birlikte bakmış olduk. Bu markayı da Türkiye'de merak eden daha önce duymuş olanlar varsa ilgilerini çekecektir. Duymamış olanlar varsa da bir boksörün nasıl ızgara imparatorluğu kurduğunu merak edip araştıracaklardır. Ama güzel bir olay. Bu boksör arkadaşın yağsız beslenme isteği, bu yağ haznesi ve eğimli yapıyla birlikte böyle ilginç bir ürüne dönüşmüş durumda. Bu arkadaki ayakları açıp kullanıp deneyeceğim. Sorularınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Teknopat.net'te her türlü teknoloji içeriğini bulabilirsiniz. Daha farklı bu tarz şeylere yer vermemizi istiyorsanız söyleyin. Yer vermememizi istiyorsanız da yine söyleyin arkadaşlar. Dediğim gibi biraz eğlencesine yapılan bir videoydu bu. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.